Herkese merhaba. Projenes'in el kitabı olarak hazırladığımız Hayatımız Proje adlı kitabımızın içinde 1.1.2 PMP sınavı ipuçları şeklinde bir bölüm var. Bu ana kadar yayınladığım videolar projenin ne olduğunu anlatan videolardı. Bu çerçevede PMP sınavında projenin ne olduğuna dair veya proje yönetimiyle ilgili en temel sorular neler olabilir? Sınavın sorularını cevaplarken nelere dikkat etmeniz gerekir? Onlar için şimdi bir video paylaşıyorum. Oldukça kısa bir video olacak. Bu videoda az önce söylediğim gibi bilinmesi gereken en temel başlıkları konuşacağız. Bakınız neler yazıyor. PMP sınavı için çok büyük bir projenin proje yöneticisi olduğunuzu hayal ederek soruları yanıtlamanız gerekmektedir. Aksi belirtilmediği sürece büyük bir projede görev alıyorsunuz. Peki büyük proje ne demek? Bu proje en az bir yıl sürecek veya daha uzun. Projenizde farklı kültürlerden ve ülkelerden en az 200 kişi çalışıyor veya daha fazla. Projenizde daha önceden hiç yapılmamış bir ürün veya bir hizmeti çıkarmayı hedefliyorsunuz. Bunu hayal ederek soruları cevaplamanız gerekecek. Proje önerileri resmi bir seçim sürecinden geçiriliyor. Öyle birisinin kafasına, aklına gelip de evet hadi şunu yapalım demiyor. Önerilerde bulunuyorlar. Bununla ilgili ön araştırmalar yapılıyor. Böyle bir proje seçim süreci var. Ve yapılmasına ancak bu şekilde karar veriliyor. Şimdi projenin büyük olması, daha önceden hiç yapılmamış olması, tecrübenin az olması ve projede çok fazla paydaşın olması gibi sebeplerden dolayı projenin yönetim şekli çok çok önemli. Metoda dayalı proje yönetimi önemli. Biz projenin nasıl yapılacağına dair bir metoda sahip olacağız. İşte o metot da PMI metodu olacak. Zaten sınavda PMI metodunu sorgulayan bir sınav. Aksi belirtilmediği sürece bu varsayımlara dayanarak soruları cevaplamanız gerekmektedir. Birinci bölümle ilgili başka böyle ipuçları var. İlerleyen videolarda yine yavaş yavaş sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalınız.